30 dakikaya hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Ben Hande Berk'ten. Bu hafta boyunca bu kuşakta sizlerle birlikteliğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sanayi konuşacağız, makine sanayini konuşacağız. Diğer yanda dün gelen enflasyon rakamlarında en yüksek artışı sağlayan gruplardan biri de ev eşyaları sektörüydü. Ev eşya sektörüne bakacağız ve üçüncü aşamada da otomotiv sektöründe ikinci el araç piyasasındaki fiyatları yerinden sahada arkadaşımız Burak Karagöz'le beraber irdeleyeceğiz. Öncelikle ilk konuğumuz Makine İmalat Sanayi Dernekleri Yönetim Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran bizlerle birlikte. Adnan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Hande Hanım. Evet. Bu arada bir şey vereyim. Bizim federasyon artık Türkiye Makine Federasyonu oldu. Bilginiz olsun. Evet. O zaman Türkiye ilavesini de aldı yani. Evet, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Türkiye Makine Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı olarak o zaman hemen ben dün gelen verilerle başlamak istiyorum. İlk veri kuşkusuz sizin de uzun süredir üzerinde durduğunuz makine ihracatında katma değeri nasıl artırabiliriz? Pazar çeşitliliği konusunda konuşuyorduk ama dün genel rakamlarda %11,5'luk bir artış var. Temmuz ayı ihracatında 15 milyar 12 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Peki makine sektörü ne kadarlık bir pay aldı? Performansına baktığımızda ihracat gelirleri açısından Temmuz ayı sizin sektörde nasıl geçti? İhracat verileri olarak Türkiye'nin geneline bakarak biz bir parça daha iyiyiz. Dirençli bir sektör, makine sektörü. Tabii ki direksiyona bağlı anlarım. Hem kendi ülkenizde hem de dünyada yatırım malı olarak yatırımlar arttıkça makine sektörü gelişip dünyanın içinde bulunduğu duruma göre gösterdiğimiz performans gayet iyi ama hem içerideki yatırımların çok düşük oluşu hem de yurt dışındaki dalgalanmalar ciddi fedakarlık yaparak sektörün yoluna devam etmesini, ivmesini artırmasını sağlıyor. Bu belirsizlik içerisinde şu ana kadar gösterdiğimiz performans kötü bir performans değil. Yıl genelinde ne kadarlık bir ihracat geliri gerçekleştirecek sektör? Yılbaşında koyduğunuz hedefin ne kadarında bir sapma olmasını öngörüyorsunuz Sayın Dalgakıran? Ya şöyle söyleyeyim, bunu öngörmek çok kolay değil Hande Hanım ama yani biz iki tane şey var. Toplam performansta içerideki düşüş çok daha yüksek. Bunu şu anda ölçümleyemiyoruz ama içerideki düşme %30'lar civarında. İhracatta da ki düşmeye de bakarsak eğer bu pandemiyle ilgili yeni tedbirlerle dünyada yeni dalgalanmalar olmazsa valla %15 eksiyle kapatmayı hedefliyorum açıkçası. Peki Adnan Bey özellikle pandemi salgında ikinci dalgaya ilişkin emareler artarken sektör olarak bir B planınız var mı? Ekonomik iktisadi faaliyetin daralmasını engelleme, önleme adına. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu çok yüzyılda bir görülen bir hadise ve çok öngörülebilir bir hadise değil. B planı dediğimiz şey daha evvelden eğer çalışmalarınız varsa, Ar-Ge'ye yatırım yaptıysanız, yeni ürünlerle ilgili yatırım yaptıysanız, şirketinizin daha verimli olması için çalışmaların içerisindeyseniz bu sizi ayakta tutacaktır. Ama bunları yapmadıysanız ve yani yurt dışı açılımlarınızı tam manasıyla gerçekleştiremediyseniz, yani globalde hareket edebilecek bir firma yaratamadıysanız bu işler biraz daha zor ve aynı zamanda sizin finansal durumunuzla da ilgili. Yani hiç borcunuz yoksa tabii ki çok dayanıklı olursunuz. TL borcunuz varsa ayrı, döviz borcunuz varsa ayrı bir durum var. Yani tek bir durumla tarif etmek mümkün değil. Çok sayıda firma var. Bu firmaların finansal durumlarına, yarattıkları katma değere, ölçek ekonomisinin neresinde olduğuna, küreseldeki pozisyonuna, verimli üretip üretemediğine, işte farklılık yaratıp yaratamadığına göre firmalar bu kriterden ona göre etkilenecekler. Peki Sayın Dalgakıran,
iç talepteki daralmanın büyük boyutta olduğunu söylediniz. İç talepte toparlanmayı nasıl bekliyorsunuz ve ne zaman gerçekleşir? Zor sorulardan biri daha. Pazarda, Türkiye'de sanayideki yatırımların arttığını görüyorsak, makine sektöründe iç pazardaki fazla daralmasını hızla toparlayacak demek. Aslına bakarsanız, mesela 20 milyar liralık bir paket açıklandı yatırımlar için, sabit faizli 10 yıla varıncaya kadar. Mesela bu çok büyük bir fırsat. Ama keşke 20 milyar değil de 100 milyar ayrılabilse. Kaynağımız olsa da bu kadar para ayrılırsa. Ama bu tür fırsatları değerlendiren işverenlerin sayısı çok olursa Türkiye'de yatırım ortamında bir parça hareket olacaktır. Ama dediğim gibi bu kaynak meselesi. Türkiye'nin daha fazla kaynak yaratma ihtiyacı var. Bir yandan daha fazla kaynak yaratma ihtiyacı var. Bir yandan da dünyanın işte pandemi ve diğer konularda sallandığı dönemdeyiz. Aynı zamanda Çin-Amerikan ilişkilerinde ciddi bir savaş var. Bu savaş bize bir fırsat yaratıyor ama sizin fırsatları değerlendirmek için hazır olmanız gerekiyor. Türkiye'nin de mesela Amerikan pazarı önemli bir pazar ama bu pazarda var olması için şirketlerimizin gerekli ölçek ekonomisinde, gerekli büyüklüklerde olmasında ciddi sorun var. Zaten bunu Amerikan Ticaret Bakanı da Türkiye'ye geldiği zaman söylemişti. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Ölçek ekonomisinde olmak son derece kritik. Çünkü ölçek ekonomisinde üretim yapamazsanız uygun maliyetlerle yapamazsınız. Ar-Ge kaynak ayıramazsınız. Verimli bir işletme haline gelemezsiniz. Katma değer üretmekte zorlanırsınız. Bunları yıllardır söylüyorum. Bunları çözmediğiniz sürece önünüze çıkan fırsatları da değerlendirme şansınız olmaz açıkçası. Peki Adnan Bey, özellikle yerli makine teşvikleri konusunda yeterli buluyor musunuz? Belki bu dönemde bu noktada atılması adımların ne olması gerektiğine inanıyorsunuz? Şimdi yerli makinenin teşvik edilmesi noktasında ciddi adımlar var ama yani bunu ilk önce kamunun alımlarında bu konuyu ciddiye alması gerekiyor. Kamudaki kamu yatırımlarında, hatta kamunun ihaleyle verdiği yatırımları yapan özel sektörde buna dahil olmak üzere yerli ürün kullanmaya ama küresel standartlarda uygun yerli ürün kullanmaya azami derecede özen göstermesi lazım. Bu konuda alınan kararlar, çıkarılan tebliğlere rağmen bu konuya özen gösterilmediğini hala çok net olarak görebiliyoruz. Yani demek ki bu bir bilinç, bir kültür meselesi. Bu bilinci oluşturmamız çok önemli. Yani ben kaç yıldır söylüyorum, belki 15 yıldır, 20 yıldır söylüyorum. Türkiye'nin cari açığında iki büyük B var. Birisi enerjiden geliyor, ikincisi de yatırım mallarından geliyor. Yatırım malları dediğiniz zaman makine aklımıza geliyor. Yılda 30 milyar dolarlık makine ithal ediyorsunuz. Bu 30 milyar dolarlık makinenin yaklaşık olarak 20-25 milyar dolarla Türkiye'de üretildiği halde ithal ediyorsunuz. Demek ki ciddi bir bilinç sorunu da var. Biz bunu bu kadar söylememize ve bazı kararların, hükümetler aldığı bazı tebliğin oluşmasına rağmen, o bir kültürel bir şey herhalde, hala ithal ürünlere olan hayranlık devam ediyor. Başka sorunlar da var. Yani Türkiye'de katma değerli ürün üretmek ile ilgili makine sektörünün sosyolojik ve psikolojik etkilerle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Yani X teknolojik ürününü dışarıdan 100 liraya alan insan, Türkiye'de siz ürettiğiniz zaman 60 liraya da mal etseniz, veriyorsanız karşıdaki firma 60'tir 50'ye gidiyor. Kimse sormuyor ki yıllarca bana 100 liraya niye verdi? Ve sizi burada kullanıyor ve siz daha yeni bu konuda girdiğiniz için dışarıdaki o büyük sermaye sizi burada ezmeye ve yok etmeye çalışıyor. O kadar çok sorun var ki. Dolayısıyla da
dikkat ederseniz yatırımlarda yüksek teknoloji üretmeye yönelik yatırımlar Türkiye'de bir türlü gerçekleşmiyor. Yani kamunun savunma sanayindeki yapmaya çalıştıklarının haricinde özel sektörün bu alandaki, yani yüksek teknoloji ürünü üretme alanındaki hevesi, isteği son derece kırık. Yani bunun bir sebebi de aynı zamanda nitelikli insan kaynağında sorun olması. Türkiye'de insan kaynağı çok fazla gibi görünüyor. Genç nüfus var gibi görünüyor ama burada çok ciddi ve ağır bir nitelik sorunu var. Bu nitelik sorunu, yani bu insan kaynağındaki bu nitelik sorununu çözmediğimiz sürece de bu problemleri aşamayız. Bunun için de önerilerde hep bulunduk. Gerçi toplumun bazı örgütlü kesimleri de karşı çıkıyor bu işlere ama bizim dışarıdan nitelikli insan transfer etmemiz lazım ve bunun için de ciddi bir teşvik oluşturmamız gerekiyor. Yani Kore'nin, Tayvan'ın, Çin'in başarısının altındaki unsurlardan bir tanesi dışarıda var olanı, daha evvel olmuş olanı transfer edebilme becerisi. Bunun içinde de insan da var. Yani tekerleği yeniden icat etmenin hiçbir anlamı yok. Geriden gelmenin avantajı diye bir şey var. Türkiye bu avantajı bir türlü teknoloji alanında kullanmayı beceremiyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu Başkanı Adnan Dalgakıran'ı uğurladıktan sonra şimdi ev eşyaları sektörünü konuşacağız. Dün karşıladığımız enflasyon rakamlarında yıllık bazda geçtiğimiz yılın aynı ayına göre Temmuz ayında %7,78'lik artış gösteren ev eşyaları sektöründeki bu fiyat artışının arkasında hangi etkenler yatıyor sorusunun yanıtını Evsit Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder'den dinleyeceğiz. Burak Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Hande Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Evet Burak Bey, dün karşıladığımız enflasyon verilerinin içerisinde %8'e yakınlık bir fiyat artışı gözlemledik ev eşyaları sektöründe Temmuz ayında. Bu fiyatlardaki artış neler etken oldu? Özellikle önümüzdeki aylara ilişkin fiyatlarda nasıl bir eğilim beklemeli? Şöyle başlayabilirim. Ev eşyası grubu enflasyon sepetinin içinde sizin de bildiğiniz üzere 418 maddenin 12 ana grubundan bir tanesi ve yaklaşık enflasyon sepetinden de %7,77'lik bir pay alıyor. Ev eşyaları alt grubuna baktığınız zaman da mobilyadan, evde kullandığımız mobilyadan, beyaz eşyaya, küçük elektrikli ev aletlerinden, mutfak eşyalarına, ampulden birçok ürüne 61 farklı ürünün yer aldığını görüyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi Temmuz ayı enflasyon verilerine baktığınız zaman ev eşyaları grubunda artış gözlemliyoruz. Bunun nedenini diye baktığımız zaman maliyet enflasyonundan kaynaklı olduğunu net olarak söyleyebilirim. Girdi maliyetlerimiz bu süreçte de devamlı artış gösterdi. Emtialarımız bütün alt gruplarda, kendi sektörüm için söyleyeyim, ev ve mutfak eşyaları grubu için söyleyeyim, ithalata bağlı olduğu için dövizin de etkisiyle beraber bir yükseliş söz konusu oldu. Şunu çok net olarak ifade edebilirim ki aslına bakarsanız üreticiler, imalatçılar girdi maliyetlerindeki artışı fiyatlara tam olarak yansıtamamakta. Bu her ne kadar enflasyon için iyi olsa da çok fazla sürdürülebilir bir durum değil. Neden değil? Çünkü firmalar karlılıklarını bu süreçte eritmeye başladılar. Enflasyonun azalması ya da düşük çıkması tabii ki iyidir. Ama az önceki konuğunuzda Adnan Bey'le de konuşmuştunuz. Eğer üreticilerden, imalatçılardan Ar-Ge'yi, tasarımı, inovasyonu ki en önemli konulardan bir tanesi insan kaynağı yetiştirme konusundaki çabaları, mücadeleleri, bütçelerini arttırmak için bir şey bekliyorsak bunda da karlılıklarının erimemesi gerektiğini belirtmek lazım. O yüzden işin açıkçası az önce söylediğim üzere evet enflasyonda sepete baktığınız zaman bizim ürün grubumuz ev eşyaları grubunda artış var ama bütün bu süreçte maliyetlerimize yansıdığı ölçüde bir artış söz konusu değil. Peki Sayın Önder, şunu da sorayım. Özellikle Haziran ayında rekor kıran konut satışlarına paralel ev eşyaları sektöründe iç piyasada toparlanma nasıl oldu? Ya biriken bir talep söz konusu. Mesela pandemi süreciyle beraber bizim ev ve mutfak eşyaları sektörü için şunu söyleyebilirim. Hem gerek iç piyasada gerek de ihracatta çok iyi bir dönemi geçiyoruz. Pandeminin hemen arkasından Haziran'la başlayan dönemde diyebilirim. Peki yılın geri kalanında ne kadarlık bir ekonomiklik büyüklük yaratacaktır sektör?
İç pazarda. Şuradan isterseniz biraz ihracat rakamlarından örnek vererek başlayayım. Ocak ayından itibaren ihracatta yükseliş söz konusuydu. Ocak'ta %3.4'lük bir yükseliş elde ettik. Şubat'ta %6.4'e çıktı. Mart ayının ilk 15 günde çift haneli büyürken pandeminin etkisiyle ilk vakaların görünmesiyle beraber totalde %12'lik bir düşüş gördük Mart ayı ihracatımızda. Nisan'da dili gördük. %51'lik bir düşüşü tecrübe ettik. Mayıs'ta %46'lık düşüş devam etti. Haziran'da ise %33'lük bir artışı gördük ev ve mutfak eşyaları grubunda. Tabii bunun nedenlerine de bakmak lazım. Bunun nedenlerini de incelemek lazım. Neden %33'lük bir artış oldu? Bunun çalıştığımız zaman 3 tane nedenini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi özellikle Mart ayında ötelenen siparişlerimizi biz Nisan ve Mayıs aylarında üretmeye devam ettik ve Haziran ayında yükledik. Yine baktığınız zaman biriken bir talep söz konusuydu gerek ihracatta gerekse yurt içinde ve geçen sene ihracat rakamlarına baktığınız zaman baz etkisini de unutmamak lazım. Geçen sene Ramazan bayramımız malum Mayıs ayındaydı. Bu sene Haziran ayındaydı. Bu sene Mayıs ayında oldu. Bu baz etkisini de unutmamak lazım. Nitekim Temmuz ayına baktığımız zaman gerçekçi rasyonel büyümeleri görebiliyoruz. %7.7 oranında Türkiye ve mutfak eşyaları sektörü bir büyüme sağladı. 2019'da 2020'nin ilk 7 ayını kıyasladığınız zaman da %12'lik bir azalışı görüyoruz. Fakat şunu da belirtmek lazım. Yılın geri kalanında bu ihracattaki düşüşü biz ufak da olsa bir artışla, geçen sene oranla artışla kapatacağımızı düşünüyoruz. Burada iki tane veriyi sizinle paylaşmak isterim. Daha önce ev ve mutfak eşyaları sektörünün alt gruplarına baktığınız zaman metal mutfak eşyalarında Çin'den sonra bu 2-7 aylık süreçte ikinci sıraya yerleştik. Plastik mutfak eşyalarında da Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra 3. sıraya yerleştik. Dünyaya baktığınız zaman ev ve mutfak eşyaları sektöründe normalde 7. sıradaydık 2019 verilerine göre. Fakat 2020 verilerine göre 5. sıraya yükseldik. Çünkü rakiplerimizde daha derin düşüşleri, biz %12 düşerken Hollanda %26, İtalya %27, Fransa %23, Polonya %25 oranında düşüşler gözlemledik. Şunu yine bir başka veriyi ele alacak olursak, Amerika Birleşik Devletleri pazarındaki açığımızı görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadan aldığı pay %23.4 iken bizim ihracatımızın sadece %2.1'i Amerika Birleşik Devletleri'nin oluyor. ABD'ye ciddi olarak çalışmamız gerektiğini görüyoruz. Ocak ve Şubat aylarımız ABD pazarında ciddi artışları gördük. Şubat ayında ABD pazarına %41'lik bir artış test ettik. Fakat pandeminin başlamasıyla bu oranda ciddi olarak düşüşleri gördük. Bir diğer veri inceleyecek olursak bizim önem verdiğimiz verilerden bir tanesi kilogram başı ihracat değerlerimiz. Hı hı. Pandemi sürecinde işin ilginci kilogram başı ihracat değerlerimizde düşüş değil bir nebze de olsa artışı görüyoruz. Fakat 10 yıldır hala 3.6 dolarları aşamadığımızı da buradan söylemek isterim ki rakiplerimiz örnek veriyorum İtalya iyi bir rakibimizdir Avrupa'da kilogram başı ihracatı 7.10 dolar. Yine Polonya son senelerde hızlı gelen rakiplerimizden bir tanesi 5.15 dolar civarlarında. İhracat pazarında özellikle vurgulamak istediğim bir başka konu ise özellikle Ağustos ve Kasım ayına kadar olan Kasım dahil süreci iyi incelemek gerekiyor. Eğer ikinci bir pandemi vakası olmazsa şunu söyleyebilirim. Şu anda gözlemlediğimiz şey özellikle Avrupa, bunu özellikle belirtmek istiyorum. Tedarik zincirinde çeşitlenmeyi sağlayacak adımlar atıyor. Bunu hem müşterilerimizden görüyoruz hem de derneğe gelen yazılardan görüyoruz. Firmalar, bize Avrupa'daki müşterilerimiz farklı alt ürün gruplarındaki üreticileri soruyorlar. Hatta ev tekstilinden, mobilyadan, halı üreticilerine kadar üretici firma soruyorlar. Bunların da etkisini Ağustos ve Kasım aylarında pozitif olarak göreceğimizi düşünüyoruz. Evet, yeni pazarlar olarak da Amerika pazarını radarınıza aldığınızı dile getiriyorsunuz. Evet. Türkiye genel ihracatına baktığımda da Almanya, İngiltere'nin ardından Amerikan pazarını görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. EFSİT Başkanı Burak Önder'i de uğurladıktan sonra şimdi ikinci el araç otomobil fiyatlarını irdeleyeceğiz. Sahada arkadaşımız Burak Karagöz ve sözü konuğuna bırakıyorum. Burak.
Hande teşekkürler. İkinci el otomobil fiyatları aldı başını gidiyor. Ne satıcılar ne ikinci el satıcıları günlük fiyatları takip etmekte zorlanıyorlar. Şimdi yanımda Odak Oto Satış Müdürü Emrah Ünlü var. Emrah Bey, şimdi böyle söyledim ama doğru mu söyledim? Aslında doğru söylediniz. Şu anda sıfırın fiyatı artmaya devam ediyor. Artmaya devam ettiği için ikinci elinde fiyatı artmaya devam ediyor. Sıfırın fiyatındaki artışın ana nedenlerinden bir tanesi euro kuru. Çünkü ithal olarak gelen arabalarda euro kuru rakamları olumsuz olarak etki ediyor. Rakamı yükseltiyor. Hala sıfır araç bulunabilirliği sorunu var. Çok ciddi derecede. Biraz önce Otomobil Distribütörleri Derneği Temmuz ayı sonuçlarını açıkladı. Temmuz ayı 87 bin adetle kapandı. Böylece toplam pazar Ocak ayından Temmuz sonuna kadar olan pazar 430 bin bandına oturdu. Temmuz ayında şöyle bir durum söz konusu. 87 bin adetle kapandı ama 120 bin de kapatabilirdik. 150 bin de kapatabilirdik. Araç bulunabilirliği çok ciddi problemdi. Gene araba bulunamadı. Sıfırlarda distribütörler araç getiremedi. İşte bu ikinci elin adetlerine yansıdı. Aynı zamanda rakamlarına yansıdı. O yüzden söylediğiniz çok doğru bir cümleydi aslında. Peki Emrah Bey, şimdi Ağustos ayında satışlara bu kadar artması, otomobile bu kadar talep olması hiç beklenen bir durum değil. Senelerdir ben de gelip soruyorum, size de soruyorum. Yani neye bağlamak lazım bunu? Valla 2020 her anlamda kafamızı çok karıştıran bir sene oldu bizim. Öngörülerin en zor olduğu senelerden bir tanesi. Yani Temmuz-Ağustos döneminde bu kadar çok adede çok alışık değildik, şimdi doğrusunu söylemek gerekirse. Aralık-Kasım, yani senenin son 3 ayı en çok adedin olduğu aylardı. Şimdi her şey birbirine girdi. Seneyi kaçla kapatacağımıza dair öngörüler her seferinde değişiyor. Şu anda sene başında 650-600 bin bandında kapatılacağı öngörülüyordu ama şimdiden 430 binlere oturduk. Ve öngörülen rakamlar bir 400 bin daha geleceği yönünde. Araba bulunabilirse tabii ki, burası çok önemli. Sene 800 bine de kapanabilir, araba bulunamazsa 600 bine de kapanabilir, 550 bine de kapanabilir. Bunun öngörüsünü artık biz yapamıyoruz da aynı fiyatlarda olduğu gibi takip de edemiyoruz. Emrah Bey, ben sizin yanınıza ne zaman gelsem showroom'da bir sürü araba vardı. Showroom bomboş, satış temsilcileri de hepsi oturuyorlar. Ne olacak bu durum? Valla şöyle, gelen arabalar showroom'a girme fırsatı olmuyor zaten. Çünkü daha yoldayken, yani tahsis edildiği andan itibaren satılmaya başlanıyor. Şu anda showroom'lar boş. Geçen ay da boştu. Showroom'da hiçbir araba sergileyemiyor oluyoruz. Evet, müşteriler geliyor, araba sormak için geliyorlar. Artık sorular şu şekilde değişti. Belli bir model adı vermiyorlar müşteriler. Elinizde ne var? Soru bu şekilde geliyor. Hani ihtiyacınız olan ne diyoruz? Sende ne var ki? Ne varsa onu alayım mı diyorlar. Aslında birazcık mod oraya döndü. Peynir ekmek gibi araba mı satılıyor? Evet, inanılmaz derecede çok satılıyor. Yani bu çok enteresan bir sene. Tekrar söylüyorum, hani bu pandemi, ben her seferinde söylüyorum, koronayla beraber insanların anladığım kadarıyla sağlıksal korkuları ve aynı zamanda otomobili artık bir gelir kapısı olarak görmeleri otomobil satışlarını gerek sıfırda gerek ikinci elde çok arttırdı. Durmuyor, durduramıyoruz, devam ediyor. Peki Emrah Bey, şimdi bir birimin malın, bir birim üzerindeki malın örnek vermek gerekirse değeri bellidir. Onun 5 birimlere, 7 birimlere, 10 birimlere çıkması hiç aslında görülen bir şey değildi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İnternet sitelerinde falan da fiyatları ben de kontrol ediyorum. İnanılmaz artışlar var. Evet, inanılmaz artışların nedeni aslında ikinci eldeki satıcılar buna birazcık neden oluyor. Buna anlam vermek birçok insan için çok zor gözükmekle beraber, yani bu işi profesyonel olarak yapan bizler anlamını tam söyleyememekle birlikte aslında altyapıdaki nedenlerini biliyoruz. Araç bulunamazlığı, yani sıfır arabada araç bulunabilirliğinin olmaması ikinci eldeki fırsatçılığa neden oluyor. Ve bunun önüne bir türlü geçemiyoruz. İnsanların araç sahibi olma istekleri de maalesef ki bu işi tetikliyor. İnsanlar araç sahibi olmak istedikçe fiyatlar artıyor. İnsanlar talep etmeye devam ettikçe fiyatlar artmaya devam ediyor. Emrah Bey, şunu da sormak istiyorum. Şimdi yerli otomobil satışların toplam otomobil satışları içindeki payı %40'ta kalmış. Geçen yıl bu oran %45 düzeyindeymiş. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Aslında burada konu birazcık ihracatla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda yerli üretimdeki arabalar, kendi markam adına konuşmam gerekiyor, ihraç da yapılıyor. Ve ihraç tarafında, yani yurt dışından da bir takım taleplerin olduğu aşikar zaten. Bu sadece, bu işler Türkiye'de bu kadar hareketli yürümüyor. Birçok ülkede de zaten hareket aslında altyapıda devam ediyor. Bu azalmanın nedeni aslında ki Türkiye'den yurt dışına gönderilen arabaların biraz daha fazla olmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Peki önümüzdeki dönem beklentiniz nasıl?
Vallahi Ağustos ayında da araç bulunabilirliğinin çok yüksek adetlerde olmayacağı söyleniyor. Gene bir Temmuz gibi geçireceğiz. Bu da tahminen muhtemelen eğer bir takım değişiklikler olmayacaksa muhtemelen 80-90 bin bandında kapanacaktır diye öngörüyorum. Yine araç bulunabilirliği zor. Bu nedenden dolayı ikinci ellerde fiyat artışı yüksek. Euro kurundan kaynaklı olarak sıfırdaki rakamlarda bir takım artışlar söz konusu olacak. Devlet kredi desteğini özellikle yerli otomobilde olanı biliyorsunuz geçen ayın sonunda bir takım nedenlerle kaldırdı. Çok tartışılabilir sebeplerdir. Ama bu bile otomobildeki hızı durduracak gibi durmuyor. Peki Emrah Bey, şimdi Türkiye'de böyle bir pazarda dinamik yapı varken özellikle konuşulanlardan bir tanesi de Kuzey Avrupa'daki fabrikaların falan elinde kalan stokları Türkiye'ye yollaması yönünde konuşmalar var. Dolayısıyla o araçlar buraya geldiği zaman biraz sıfır araç parkı rahatlar mı, genişler mi? Bu da ikinci ele yansır mı? Nasıl öngörüyorsunuz o tarafı? Şöyle, zaten son 1-2 ayda aslında şu anda 80-90 bin bandında kapanırken, yani 87 binle kapattık Temmuz ayını. Bu bantta kapatırken aslında yurt dışından Türkiye'ye döndürülen araçların da etkisi vardı. Olabildiğince toplandı. Bunun için hala Türkiye'deki distribütörlerin çaba sarf ettiğinin farkındayım. Bu hızla giderken her şey terse de dönebilir. Bu da apayrı bir konu. Yani bütün her şey bu tarafa gelirken şu anda ikinci bir dalgadan bahsediliyor. Covid-19 dalgasından. Biz Nisan ve Mayıs ayını mesela çok durgun geçirmiştik otomobil sektörü olarak. Çünkü yasaklar, sokağa çıkma meseleleri, insanların korkuları eğer aynı dalga Eylül-Ekim ayında gerçekleşecekse ikinci bir durgunluğa sebep olacak. Bu sefer sıfır arabadaki bolluk artacak, talep olmayacak. İşte bu ikinci elin fiyatlarının düşmesine neden olacaktır gibi. Ama inanın bana bunları öngörmek artık o kadar zor ki, yani 2020'de bir şey öngörmekte çok zorlanıyoruz biz. Peki Emrah Bey, teşekkür ederim katıldığınız için. Evet Hande, yani son durum böyle, aslında çok karışık bir durum. Emrah Bey de özetlemeye çalıştı. Fiyatlar nasıl olur, düşer mi çıkar mı hiç belli değil diyorum ve sözü tekrar sana bırakıyorum. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşımız Burak Karagöz ve konuğuna, özellikle ODD'nin yeni gelen sıcak verilerinde Otomotiv Distribütörler Derneği'nin Temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçtiğimiz yıla göre %387,5'luk bir artış gösterdi. Sektör temsilcilerinin dediği gibi de artan talebe bağlı fiyatlardaki artışa karşında ikinci el pazarında fırsatçılara karşı dikkatli olun uyarısını da yapıyor sektör temsilcileri diyor. Ve böylelikle 1.30 dakikayı bugünlük burada noktalarken kısa bir araya gideceğiz. Bizden ayrılmayın, aranın ardından iş dünyasıyla yeniden sizlerle birlikte olacağım.